Sedat Peker 50 tweet atmış. Erdoğan'a yakın Türk medya grubunun sahibi Hasan Yeşilda ve kardeşleri hakkında çok büyük iddialarda bulunmuştu. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından Hasan Yeşilda ve kardeşleri hakkında 25 tweet daha paylaştı. İşte Sedat Peker'in attığı tweetler. 40 yaşından genç kardeşlerim, bugün tüm dünyanın süper gücü olan ABD'yi, 100 bin tane sorumluluk sahibi insan yönetiyor. Eğer ki siz de 100 bin kişiyi yan yana getirebilirseniz, geleceğin dünyasında yeni süper güç olabilirsiniz. Benim anlatacağım tuzaklara düşmeyerek ve yeni bir ülke kurarak. Neyse konumuza dönelim. Hasan Yeşildağ'ın eşi saygıdeğer Emine Hanım'ın zannediyorum. Erkan isminde eroin bağımlısı bir kardeşi vardı. Hasan Yeşildağ eroini bırakması için. Bu kişiyi bizim Yaşar Baba'ya teslim etti. Yaşar Baba da biraz sert tedbirler uygulayarak, ağaca zincirlemekte de dahil, bu kişiyi eroinden kurtarmak istedi. Benim bilgim dahilinde, uyuşturucu kullanan insanlar mutluluktan değil, çektikleri acıları bastırmak için kullanırlar. Daha önceki tweetlerde, size anlattığım ablasının Zeki Yeşildağ tarafından, hunharca dövülmesi dahil birçok olayı duyan işiten, bir erkek çocuğunun uyuşturucu kullanmaktan başka, ne çaresi olabilir ki? Dur ben esas hikayeyi ihmal ettim. Aile yaşantısının nasıl olması gerektiğini anlatan, bu basın kuruluşlarının sahibi olan, Zeki Yeşildağ'ın, Hasan Yeşildağ'ın en küçük kardeşleri olan, Ali Yeşildağ'a henüz ilkokul ortaokul öğrencisi iken, neler yaptırdıklarını da anlatacağız. Ne bir eksik ne bir fazla. Bir kere söz namus dedik. 1980 ihtilalinden önce, evlerine baskın yapılacağını Hasan Yeşildağ öğrenince, Evde bulunan tüm patlayıcıları ve diğer bomba malzemelerini en küçük kardeşi Ali Yeşildağ'a vererek sakın dikkat çekme. Taksi ile gidersen çevirme olur. Şu dolmuşa bin, şu vapura bin. Şu adrese giderek şu kişiye teslim et." diyerek henüz çocuk olan kardeşini yollayan kişi de Hasan Yeşildağ'dır yurt dışına kaçmadan önce. O yaşta bir çocuğun o bombalarla yakalandığını bir düşünsenize. Türkiye ayağa kalkar değil mi? Ancak şu anda Türk milletine iyi aile nasıl olunur? Vatansever nasıl olunur? Milliyetçi nasıl olunur? Dindar bir insan nasıl olunur diye anlatan medya grubunun şu an patronu olan bir kişi. Bu iğrençliği yapan kişidir. Ne kadar acayip değil mi? Ne kadar sahtekarca değil mi kardeşlerim? Size her zaman söylediğim gibi asla ne gazetecilere ne de siyasi analist diye programlara katılan sahtekarlara ne de medya patronlarına asla inanmayın. Sayıları az olsa da namuslular baş tacı. Neyse tekrar konumuza dönelim. Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ. Türkiye'ye dönerler. Türkiye'de o tarihlerde, Hasan Yeşildağ'a en çok sahip çıkanlardan biri de, eski özel harekat daire başkanı İbrahim Şahin'dir. Susurluk süreci ile ve geçirdiği trafik kazasından sonra gözden düştükten sonra, Sayın İbrahim Şahin'i de ne arar ne sorar. İşin en kötü yanı, ne rahmetli Abdullah Çatlı'nın cenazesine katılır, ne de baş bu Alparslan Türkeş'in. Daha sonraki paylaşımlarımda, anlatımlarımdan anlayacağınız üzere bu kardeşlerin işi kaybedenlerle, ölenlerle değil, sadece yükselen güçlerledir. Hani lan vefa, hani lan şeref, hani lan namus. Şu an ismini hatırlayamadığım. O kadar çok insana vefasızlıklar yaptılar ki, yerin dili olsa da konuşsa. Gerçi hepsi bende gün gün, saat saat kayıtlı. Bende arşiv sağlam biliyorsunuz. Kardeşlerim Hasan Yeşildağ'ın sorunlarının hal olması için İbrahim Şahin'in Mehmet Ağar'a sunum yapması, onun ise dönemin başbakanı Sayın Tansu Çiller'i bilgilendirmesi, apayrı bir hikaye. Mehmet Ağar'ın Milli Güvenlik Konseyi'ni teröre maddi destek sağlayanlara karşı şiddet uygulanması tezini kabul ettirdiği dönemler. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu da hikayeydi. Mehmet Ağar'ın kirli geçmişini temizleme operasyonuydu. Basında çokça yer aldı. O dönemin ünlü kumarhaneler sahibi Ali Fevzi Birin bazı polisler ve Ali Yeşildağ tarafından fidye amacı ile kaçırılması konusunda. Ali abi'nin bizim semtimizin insanıdır. Şikayeti üzerine Ali Yeşildağ ve o dönemin emniyet amiri olan bir kişi ve başkaca şahıslar önce gözaltına alınıp sonra cezaevine girdiler. Hasan Yeşildağan benden ricası üzerine de Ali Fevzi bir ile görüşüp, bunlar bir cahillik etmişler, lütfen şikayetçi olma, Diğer ricacı oldum. Aslında tüm kaçırma organizasyonunu yapan, Hasan Yeşildağ'dı, İşin daha rezil yanı, Hasan Yeşildağ'ı Ali Fevzi bir ile görüştürdüm. O da kardeşim bir hata yapmış, lütfen davacı olma rolleri ile kendisiyle görüştü. Hep senaryo hep film, bundan da daha rezil olanı ise, Aziz Yıldırım'ın, yeğeni Süreyya Yalçı'nın şoförü, Ali Yeşildağ'ın tanıdığı devamlı ulustaki meşhur o kafeye geliyorlar. Hasan Yeşildağ bu kişinin kim olduğunu öğrenince, bu kızı kaçıralım babası Türkiye'nin en zenginlerinden, diyor. İşin kötü yanı ise, Süreyya Yalçı'nın aracını süren şoför arkadaş, Süreyya Yalçı'nın annesini dahil o kafeye getirerek, bize çok yardımcı oluyorlar diye, Ali Yeşildağ ile tanıştırıyor. Ali Yeşildağ'ın bahaneler bulması üzerine, Türkiye'de kaçırma işlemi gerçekleşemeyince. Süreyya Yalçın tahsiline devam etmek için. Yanlış hatırlamıyorsam İsviçre veya bir Avrupa ülkesine gidiyor. Bizim Hasan Yeşildağ'ın iştahı daha çok açılıp. Kardeşi Ali Yeşildağ'a Avrupa'daki adresini bul. Böylesi daha kolay olur diyor. Bu yazdıklarıma inanmıyorsunuz değil mi? Söz namus bende bu anlattıklarımın. Hepsini kanıtlayacak delil var. Bende söz namus. Beni yalanlasınlar. Siz gerisini bana bırakın lan namusu maaşı kadar olan gazeteciler. Siz bu medya patronlarına sorun. Onlar da beni yalanlasınlar. Hasan Yeşilda, bir arkadaşın vasıtası ile. Bana haber yollayıp, ben onun için bunca iyilik yaptım. Benim adımı neden geçiriyor diye söyleyip, Feridun Başkanı Ankara'da ziyaret edeceğini söyleyeceksin. Hemen akabinde de Mehmet Ağarları, Doğu Perinçekleri üzerime salıp, itibarımı zayıflatmak için. Gizli organizasyonlar yapacaksın. Ben bu yolları yemem oğlum unuttun mu? Serden geçtiler her yerde. Gerçi sen profesyonelsin. Süreyya Yalçın'ı kaçırma planları yaparken Sayın Aziz Yıldırım şike kumpasından tutuklanınca onu ziyarete gidip vefalı insan rollerine bürünmeyi de iyi becerirsin. He unutmadan hala daha faali meçhul olan eski hakem Ahmet Çakar'ın vurulması olayını da konuşacağız delilleri ile ispatlayacağım. İktidar değişince, vallahi cezaevine gireceksiniz. Hiç şansınız yok. Bütün deliller bende. Yapı yapının sahibi, Zafer Yıldırım'ın babası iflas etmişti. Her gün ulus kafeye gelip, garson gibi oturuyordu senelerce. Zeki Yeşil onun ortağıydı. Gerçi doğru. Televizyon kanalları ona verilince, görünürde ortaklıktan ayrıldı. Ancak Yeşildağ ailesi, bu firmanın %25 gizli ortağı, Zeki, Hasan, Ali Yeşildağ %25'i de Zafer Yıldırım'ın. Diğer %50'nin gizli ortağını sonra konuşacağız. Ve birçok şeyi sonra konuşacağız. 40 yaşından genç kardeşlerim. Bu bilgilerin hakkını verirseniz devam ederim. Eğer vermezseniz, ben de yoluma devam ederim. Söz size de namus.